Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, ayın 23'üne kadar Güneş Terazi burcunda parlayacak ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulması çok güçlü bir yeni ay olarak sadece bu ayla sınırlı değil tabii ki, etkileri en az 6 ay, hatta 1 yıla yayılan tesirler getirebilir yaşamımıza. Koç terazi aksındaki tutulmaları 2023 Nisan'dan bu yana yaşıyoruz. Bunlar artık bu tutulmayla birlikte tamamlanacak. Ve önümüzdeki 9 yıl bu aksta yeni bir tutulma yaşamayacağız. Dolayısıyla biraz para konularında hayatınızda gözden geçirmeler var. Gelirler, giderler, borç alacak konuları, kazançlarınız, harcamalarınız, eşinizin kaynakları, gelirleri ve tabii ki para kazanma yollarınız, iş konularınız, bunlar bu tutulmayla birlikte daha fazla gündemde olabilir. Terazinin tabii ki burç anlamında ilişkiler var. İşbirlikleri, ortaklıklar var. Sizin için belki parasal bazı anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar olabilir, işbirlikleri olabilir, mesleki bazı ortaklıklarınız olabilir veya geçmişten devam eden konular varsa, ki bu güney yönlü bir tutulma, onları gözden geçirebilirsiniz. Parasal bir anlaşmayı gözden geçirmek gibi olabilir. Yenilenmesi veya yenilenmemesi gibi bir konunuz olabilir. Bununla birlikte tabii ki maddi durumunuzu etkileyecek bazı yine kararlar alabilirsiniz. Ticari bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Harcamalarınızı, şöyle bir masraflarınızı gözden geçirebilirsiniz ki, çünkü bu tutulma hem maddi durumunuzu etkileyecek, hani kazançlar olduğu kadar harcamalarınızla da ilgili bazı etkiler hayatınıza getirebilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Önce burçlarda gezegenleriniz var mı? Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak. 10 derece ve yakınlarında varsa gezegenleriniz, parası alanda daha güçlü etkiler alabilirsiniz o zaman. Daha tutulma etkisiyle kadersel bazı maddi konularda hayatınızda önemli başlangıçlar, yenilenmeler, gelişmeler söz konusu olabilir. Ve bunlar belki bir buçuk yıldır hani uğraştığınız, üzerinde çalıştığınız, sonuç beklediğiniz konular da olabilir. Bir borcu ödemek ya da bir işle ilgili girişim de söz konusu olabilir tabii ki. Şimdi bu tutulma biraz daha uzun süreli tesirleri çalıştırıyor. Merkür gezegeniniz Merkür tutulma ile birleştiği için aslında önemli kararlar vermeniz, gerçekten bazı imzalar atmanız, bazı sözleşmeleri şöyle gözden geçirmeniz, yenilemeniz mümkün. Ve önemli, Merkür ticareti yöneten bir gezegen. Dolayısıyla ticari ortaklıklar ya da ticari bazı konular da sizin için çok aktifleşebilir tutulmayla birlikte. Ve 9 Ekim'de Jüpiter İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Şimdi Mayıs sonunda Jüpiter İkizler'e geçti. Kariyer evinize geldi. Bazı fırsatlar getirmeye başlamış olabilir size bu alanda. İş konularında fırsatlar ya da hani iş ortamınızda imkanlarınızın artması, çalışma hayatınızda, kariyerinizde büyüme imkanları getirmiş olabilir veya önümüzdeki günlerde getirebilecek olabilir. Her yılı biliyorsunuz Jüpiter yaklaşık 4-5 aylık bir süre geriler. Şimdi 9 Ekim'de gerilemeye başlayacak. 5 Şubat'a kadar da devam edecek. Jüpiter gerilerken aslında şöyle bir son 6 ayı gözden geçireceksiniz. Yani bu dönemde fırsatlar geldi mi size iş ve kariyer konularında? Siz onları nasıl değerlendirdiniz? Buralarda yanlışlar var mı, hatalar var mı ya da değerlendiremediğiniz fırsatlar var mı? İşte onları bir gözden geçirme, içselleştirme, kontrol etme imkanları da bulabilirsiniz. Sevgili Başaklar, aynı zamanda Jüpiter biliyorsunuz manevi anlamda derinleşme imkanı verir. Hani etik, ahlak, kültürel konular, yasal konular, sosyal kavramlarda çok etkilidir. Biraz da hayata bakış, düşünceler, felsefeler, inançlar, değerler, manevi anlamda büyümeler, bunlara da şöyle bir gözden geçirme, değerlendirme imkanları bu süreçte bulabilirsiniz. Özellikle iş konularınızda, kariyer konularında, beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizde, gelecekten beklentilerinizde, tüm bu alanlarda aslında farkındalığınızın artabileceği bir süreç. Evet, ve 8-9 Ekim Merkür Jüpiter üçgeni güzel bir açısı var. İş ve parasal fırsatlarınız olabilir. 13 Ekim yine Güneş Jüpiter üçgeni yine para ve iş konularında şansınızı açabilir. Ayın güzel günleri, kısmetli günleri sizin için de yararlı çalışabilecek zamanlar. 17 Ekim'de 24 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek.
Dolunay bir dönüşüm, bir yol ayrımı, herhangi bir konuda farkındalık verebilecek bir enerji biliyorsunuz. Koç burcundaki bu dolunay 8. evinizde tabii ki yine para konularında etkili olacak. Zaten terazi tutulmasıyla da birlikte çalışabilecek bir dolunay. Gördüğünüz üzere Ekim ayı sizin için para konularında çok etkili bir ay. Para durumunuzu değiştirecek çok güçlü etkiler olabilir. 8. ev biraz daha hani eşinizin kaynakları, gelir giderleri, belki ortaklı işleriniz, girişimleriniz, hisseli paralar, kredi konusu, borç konusu, vergi, nafaka gibi, tazminat gibi bir konu, sigorta konusu, emeklilik gibi bir konu. Bu alanlarda bir tamamlanma, bir sonuç alma, bir buçuk yıldır hayatınızda olan, uğraştığınız bir konunun netleşmesi, sonuçlanması gibi bir tesir getirebilir. Para dışında nasıl tesirler getirebilir? Belki böyle bir sağlık konusunda bir operasyon, belki bir dişle ilgili bir tedavi, belki estetik anlamında bir uygulama, hani biraz böyle ameliyatlar, operasyonlarla da ilgili çalışabilir çünkü 8. ev. Tedavi amaçlı böyle bir girişiminiz olabilir. Çocuklarla ilgili bir etkisi olabilir. Özellikle doğum gibi bir konuda olabilir 8. ev söz konusu olduğunda. Bununla birlikte manevi anlamda böyle bir sizi derinleştirebilir. Hayatınızda güçlü duygusal ya da zihinsel dönüşümleri tetikleyebilir. Çünkü ölüm ve dönüşüm evi. Şimdi ölüm ve dönüşüm evi olunca sadece hani fiziksel ölüm demek değil. Bir duygunun dönüşmesi, bir düşüncenin ölüp değişmesi, yenilenmesi, hayata bakışınızda, felsefenizde bir dönüşüm olabilir. Çeşitli şekillerde hayatınızda bir etki getirebilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak. Bu burçların 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizi daha güçlü etkileyecektir. Önemli olacaktır sevgili Başaklar. Unutmayın lütfen. Evet, ayın ikinci yarısında dolunay tesirleri aktifleşecek. Hemen aynı gün Venüs Yay burcuna geçiyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep burcuna geçecek. Biraz daha ayın son döneminde, son haftasında enerjinizi daha çok hani yakınlarınıza, işte ailevi konulara, aile ilişkileri, kardeşlerle ilgili konulara, işte komşu ilişkilerine falan yönlendirebilirsiniz. Buralarda daha fazla duygusal destek bekleyeceksiniz. Kardeşlerle paylaşımlarınız artabilir. Evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda biraz daha sizi memnun edecek konular, aileyle ilgili konularda sizi keyiflendirecek gelişmeler olabilir. Ve bunlar Kasım ayının ilk yarısında da aslında gündeminizde olan konular, belirleyici olan temalar söz konusu sevgili Başaklar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.